Ayhan Çocuk'tan 16 Kol Doğru 2020 modellerinin tanıtımını kurulumunu yapacağız. Bugün size şöyle göstereyim. Koli içerisinden çıktık, malzemelerini sayacağım tek tek. Bir adet sepet mevcuttur. Oturak selesi, bir çift pedali, bir çift de yan tekerlek ve yan tekerlek koruması ve yan tekerlek takmak için vidaları. Yan tekerlekler de kurulu halinde gelmiyordur. Şöyle paramparça halinde geliyor. Onun kurulumunu anlatayım size kısaca. Şöyle vidamızı açıyoruz. Şu kısa yerinden. Şurası biraz daha eğri ya, dışarı doğru çıktığı için içeri doğru şu haliyle takıyoruz. Yine de aynı şekilde 13 vidayla 13 anahtarımızla sıkayabiliyoruz. Şöyle. Karşılığında da 13 anahtarla sıkması lazım. Şöyle. 13. Şöyle. Tamamdır. Üstüne kapağını takıyoruz. Bu kadar. Böylece konumunu anlatmış olduk. Kolisini çıkartırken şöyle bisikletimizin, yine de şöyle söyleyeyim. Koldoro modellerimiz, özellikle Koldoro modellerimiz %20 kurulu halinde geliyor size. Sizin tek yapması gereken şey yan tekerlek, selesi, direksiyonu ve sepetini takmak. Onu da anlatıyorum size şu an. Yan tekerlekleri takmak için şöyle yan tekerlek desteklerini takıyoruz öne doğru. Ve yan tekerleklerini koyuyoruz. Vidalarında 15 anahtarla sıkıyoruz efendim. Evet. 15 anahtarımızı nereye koyduk? Evet, buradaymış. Tamam. Bir de şunu unutmayın. Bisiklet durduğu zaman bak şöyle düz şekilde durması lazım. Yan tekerlek ayarlarını o tarafından yapıyorsunuz. Bak. Mesela sağ sol oynamaması lazım. Şöyle öne doğru sıkıyorsunuz. Fazla da sıkmayın. Fazla sıktığınız zaman da bisiklette yalama yaparsınız. Yan tekerleği, ikinci yan tekerleği takıyoruz. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Böyle. Şöyle öne doğru. 15 anahtarla sıkıyoruz efendim. Bu halde yan tekerlekleri kurmuş olduk. Bu kadar. İkinci yapacağımız işlem selesi. Selesini takmak için şurasındaki bir de mandalı biraz daha gevşetiyorsunuz. İçeri doğru selesini oturduğunuz çocuğunuzun boyunuza göre ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Biraz daha sıkıştırıyorsunuz şuradan. İçeri doğru. Tamam. Fazla sıkmayın. Şöyle. O zaten belli ediyor kendini. Kilitliyorsunuz. Tamamdır. Üçüncü yapacağımız işlem direksiyon. Direksiyon gördüğünüz gibi oynuyor. Şurada direksiyon ayarımız vardır. Şu haliyle direksiyon ayarını getiriyorsunuz. Rahat şekilde çocuğun boyuna göre sıkabiliyorsunuz. Bu kadar. Pedalları göstereyim. Pedalları da aynı şekilde. Şöyle. Şurasında bulunan şeyi var. Harfler yazıyor. L. Bunda da R. R tarafı sağ tarafı oluyor. L tarafı sol tarafı oluyor. Bunu sakın unutmayın. Çünkü hani siz bunu R tarafını L tarafına takarsanız mutlak söz göbeği yalama yaparsınız. Onu tamamen dikkate alınız. 15 anahtarla rahat şekilde sıkabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Tabii böyle kurulum sürecinde biraz daha zorluk çekebiliyorsunuz. Anlıyorum ama hiçbir şekilde işi bırakmayın. Sizin yapacağınıza inanıyoruz. İkinciyi takıyoruz. Şöyle. Aynı şekilde.
Özür dileriz. Takarken, sıkarken yine de aynı şekilde dediğim gibi fazla sıkmayın ki yalama olmasın. Şöyle, tamam. İkinci kere biraz daha zorluyoruz. Bu işlem tamamdır. Ön sepeti takalım. Ön sepetin kendi vidaları mevcuttur. Şöyle açıyoruz rahat şekilde. Demiri içinde kalıyor destek olarak. Evet, bir yan taraftan tutuyoruz, bir yan taraftan sıkıyoruz. Altı anahtarla sıkabiliyoruz efendim. Veya tornavida olsa, tornavida ile de göstereceğim size. Evet. Tornavidamız nerede? Buradaymış. Tornavidayı şuradan tutarak rahat şekilde sıkabiliyorsunuz efendim. Hiçbir şekilde zorluk çektirmez. Tamam. Bu halde kurulmuş oldu. Fren sistemlerine dikkat ederseniz şöyle oynuyor. Tamam. Meğerse eğer fren sistemi çalışmıyor dersiniz, şurada ipi vardır. Şurada anahtarı alıyorsunuz.